Her yıl çeşitli etkinliklerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti bu yılda düzenlenen törenle kutlandı. Önce valilik olarak bir basına bir araya geldik. Biraz hemhal olduk. Ardından birkaç güzel programlar oldu. Akabinde az önce diğer cemiyetin programına katıldık. Ardından da buraya geldik. Bu konuşmalar içerisinde tabii her mesleğin kendine has dinamikleri vardır. Her mesleğin kendine has zorlukları vardır, meşakkatleri vardır. Dolayısıyla meslekler de bazen anlamlıkla bunlardır. Hiçbir meslek bal börek değildir. Büyükler öyle derler. Dolayısıyla her mesleğin kendi cilveleri vardır. Evet, basın camiasında olmak, evet toplumun sesi olmak, milletin müşterek sesi olmak, güzel olmakla beraber zorlukları da var. Bunu da her ikisi bir araya gelince de işi daha da güzel kılıyor. Düzenlenen geceye Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, MKYK üyesi Orhan Miroğlu, Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mehmet Çelik, belediye başkanları, gazeteciler ve aileleri katıldı. 9 patron olayı olarak basın tarihine geçen gelişme üzerine gazeteciler boykot boyunca Basın adlı bir gazete çıkararak, yayımlayarak o günün patronları adeta kırdılar, onların eylemlerini boşa çıkardılar. 4 Ocak 1961 yılında kabul edilen ve basın çalışanlarının bazı haklar ve yasal güvence sağlayan 212 sayılı kanun adlı düzenlemenin resmi gazetede yayınlanması bu gazeteci dostlarımızın başarılarını ortaya çıkarmış ve o günden itibaren bunu biz basın çalışan gazeteciler günü ya da bayramı olarak kutlamaya başladık. Törenin ev sahipliğini ise Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyet Başkanı Tahir Gülebak yaptı. Düzenlenen gecede konuşan Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyet Başkanı Tahir Gülebak, ülkemizin dördüncü kuvveti olan basınımızın özgür ve kalemine sadık yeni bir yıl geçirmesini diliyorum dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü. Sektörümüzde çalışan meslektaşlarımızın çok hızlı bir şekilde sendikalaşmaya gitmelerini sağladık. Bu yıl sahada çalışan meslektaşlarımın çoğu Medya İş Sendikası üyesi oldu. Medya İş Sendikamızda üye arkadaşlarımızın herhangi bir kazada kullanılabilecek 80 bin TL ferdi kaza sigortası yaptırdık. Ankara'ya giden basın mensuplarımızın Anıtkabir'in karşısında Medya İş'in bir otel şeklinde bir yer kazandırdık. Buraya giden meslektaşlarımız ailelerle birlikte çok ucuz bir şekilde burada konaklamalarını sağladık. Gece geç saatlere kadar süren program, gelecek yıl 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde buluşmak üzere çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.